Selamünaleyküm. 2002 Stop. Şimdi S14'e takacağımız jantların göbekleri oturmadı. Göbek küçük geliyor. Poryon ölçüsü 6 santim. Bu poryoya göre, kumpasla ölçtük, bu poryoya göre jantların göbeğinden çok azıcık sildirmemiz gerekecek. O yüzden ben de şimdi 2002 janta geldim. Daha doğrusu gidiyorum. Ya da geldim. Evet, şimdi 2002 janttayız. Buradan bir rica edeceğiz. Ufak bir işlem. Yapacaklar mı, yapmayacaklar mı bilmiyorum. Burada yapmazsa başka yere gideceğim. İsmail Usta'yı yakaladık. Hoş bulduk abicim. Şimdi İsmail Usta, bizim şöyle bir sorunumuz var. Şöyle bir jantımız var. Tamam mı? Bizim arabanın poryası 6. Bu da galiba 5.5 falan. Bunun göbeğini az bir şey silebiliyor muyuz? Pornacıya götürdüm, biz yapamayız dedi. Normalde yapamıyoruz da abi, senin içinde veririz. Ciddi mi? Valla yani. Nasıl yapacağız ben lan onu? Pornacının tezgahını kıstıracak kadar şey değil, büyük. Şurayı mı genişletmeni gerekiyor? Evet, porya. Ona mı öldüreceğiz abi? Onu da yapacağız. Örnek getirebilir misin bize? Nasıl örnek? Poryayı bize getirebilir misin? Poryayı sökemem. Arabayı getirebilir misin? Kumpasla ölçtüm. Araba ne? İşte 200SX. Kumpasla ölçtüm 6. Bunu sıktığımda oturuyor ama göbek tam iyi basmıyor. Saplamaları sıka sıka yavaş yavaş ilerliyor. Senin kumpas iyiymiş. Ben içine şey giremediği için, bizim küçük kumpas girmediği için ölçemedim. Bu kaç geliyor mesela? 5.5 mu geliyor? 53. Poryada 60. Yani bunu incelttiğimizde şey olur mu? Pornacıya götürdüm, bizim makine buna dedi, bu büyük dedi, sıkmıyor dedi. Jantçılar yapar bunu dedi. Şimdi şurası 60 mı olacak? Şu içi 60 olacak. Araba gelmez mi? Ama araba zaten müstehik takılmayacak değil mi araba? Yok, müstehik takılmayacak. Bu şey, yani uzun yol yapmayacak. Bu şey yarış için, drag yapmak için. Ağır bir şey olacak. İçi tam 53 geliyorsa 7 milim bilmiyorum şu. 53. Çemberi tam mı siler acaba? Tam siliyor. Tam siliyor. Çember olmuyor. Çember olmazsa sıkıntı olur mu? Olmaz. Yani şimdi dirayete kalmaz. Değil mi? Çemberi siliyor. Çemberin dıştan dışı bak. Aç geliyor. Ha, dıştan açarsak belli olur. 68. 68. Çember ne kadar? 60'a büyütsek onu. 60'a mı büyüyecek bu? Şu içi 60 olacak. İçi 60 olursa çember ne kalır? 2'şer milim kalır. İncecik bir şey kalır. 4 oradan 4 oradan gitse. Olmaz. Evet. Çember olmazsa? Çember olmazsa da şey olmaz. Bijonlar oturur. Sadece bijonlar tutar. O da saplamalar da kırabilir. Bir şey geldi mi kırar? Bir şey gelecek. Buranın et kalınlığı ne kadar abi? 1 milim. 1 milim gösteriyor. Onu bir düşünelim abi, bir dakika. Şaltı. 66 değil mi abi? 66. Tamam. Ölçü şey. Öteki de 64 geliyor içi. 64. 0-2 küçük. Selamünaleyküm. Yarışa son 3 gün kaldı. Aracın etrafında çok fazla şey vardı. Bant izi. Ben karbon fiber bagaj kapağı yaptıracaktım. Bagaj kilidimde söküp vermiştim. Fakat kapak uymadı. Bazı yerleri dokunuyordu falan, iptal ettik. Tabi o sırada
yağmurlar vardı. Benim bagaj kapağının kilidi olmadığı için ben bantlamıştım. Sonra neyse bantları söktük. Bütün bantların izi kaldı. Çok kötü bir şekilde. Çok da uğraştım. İnternetten de baktım. WD-40 bilmem ne, tiner vesaire. Olabildiğince temizlemeye çalıştım ama yapamadık. Çıkmadı. Çankaya garaj vardı. Yıldız'da. O dedi getir biz yaparız. Şuradan bir kurtulalım. Getir biz yaparız dedi. Arabayı Fatihlerin garajına bırakmıştı. Çok uzun zamandır. Burası uygulama merkezi. Göçük tamiri falan da var. Daha önce göçük için de araba bırakmıştım ben oraya. Dolu göçükleri için. Daha gidip bakmadım. İnşallah çıkartmışlardır diye umut ediyorum. Evet şimdi Çankaya garaja geldik. Araba içeride ışıldıyor. Bir inceleyelim. Selamünaleyküm. He, ustam da burada. Merhaba. Oo. Çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş. Şuralar fena durumdaydı. Harika olmuş. Ustacığım eline sağlık. Çok güzel olmuş. Bu arabaya ne işlemler uyguladık? Bir anlatabilir miyiz? Seni şöyle alsam. Ya abi ilk önce aracımızın üzerindeki bant izlerini, yapışkan izlerini temizledik. Evet. Ve onun devamında ön yıkama. Yani dışını yıkadık komple. Kil temizliği yapıldı. Hı hı. Kil temizliğinden sonra maskeleme işlemi. Maskelemeden sonra çizik giderme, hari giderme, parlatma yapıldı. Tekrar yıkaması yapıldı. Pasta kalıntıları temizlendi. En sonunda Gio, Kenquat dediğimiz bir yıllık seramik kaplama yapıldı. Evet çok güzel. Çok güzel olmuş. Bu bantları çıkarmak için ne işlem yaptık? Abi şimdi bantları çıkartmak için hem solüsyon. Ben çok uğraştım çıkartamadım da. Ya biz solüsyondan faydalandık. Solüsyonun çıkartamadığını ince 3000 zımpara ile boya ve vernize zarar vermeden hafif zımpara işlemi sonrasında polisaj işlemi yaptık. Evet. Anladım. Çok yani boya yüzeyine hatta buradan baktığımız zaman ışığı verdiğimiz zaman uzun süre kaldığı için buralarda vernik yüzeyine işlemişti bant. Yani bu kalanları zımparayla yaptık. Normalde ha, şu bölge şurada evet şurada bant izi var. Aa gerçekten. Normalde bu yaptığımız zımpara işlemi aracın boya verniği için çok sağlıklı bir işlem değil ama mecbur kaldığımız için yaptık. Ya ben bunun bu kadar şey yapacağını ya görmek çok zor şimdi de. Evet. Yani zaten ışık yani bizim ışıklarımız güçlü olduğu için bu şekilde belli. Sadece şu bölgede bir tane şöyle şurada görebiliyorum evet. Bantın izi. Evet. Tam bantın yapıştığı bölge. Birkaç nokta da var. Yani burada bunlar boya vermeye. Şura zaten önceden yani. Vardı. Evet. Oralarda yine aynı renk boya koduyla tuşladık. Bunun boya kodunu biliyor muydun? Ya boya kodunu bilmiyorduk. Kendimiz yaptık. Bu şey Ferrari FFF. Ya biz oradan ben etiketine baktım, oradakini girdiğimiz zaman Volkswagen'in sarı bir boyasını veriyor ama... O değildir. O değil. Yani biz... Ama çok güzel olmuş. Ne ben orasını şey yaparım. O önemli değil. Ustam elinize sağlık, vallahi harika olmuş. Çok bir şey yapamadım. Boya jantlar şöyle, olmuş. Evet bu daha önceden boyanırken olmuştu. Bu evet. Ben bütün işim bittiğinde bunu jantçıda yeniden boyattıracağım. Yine aynı bu rengi, gammetal. Gerçi burada da boyuyoruz değil mi? Burada boyuyoruz. Ne işlemler vardır? Göçük tamiri var. Boya, göçük, yıkama, kaplama, renkli kaplama, komple PPF kaplama, cam filmi, seramik kaplama, iç detaylı temizlik, sigara yanı, deri tamiri, deri boyama, direksiyon boyama. Ufak tefek şeyler de var. Kaporta boya işlemleri de var. Tabii, kaporta boya işlemlerimiz de var. Derya abi yapıyor onları da. Derya Usta, boyahanede görevli arkadaşımız. Evet. Yasin Usta var, o da kaporta bölümünde. Hı-hı. Görevli arkadaşımız. Genelde buraya sıfır arabalar geliyor galiba. Abi şöyle biz araç ayırt etmiyoruz. Hani. Ben hep baktığımda mesela bu da herhalde, bu da mı sıfır? Bu komple PPF kaplama. Dün bir tane baktım yine sıfır bir BMW vardı. O sıfır BMW şimdi tekrardan işte... Bu sıfır arabalar PPF için mi geliyor? Genellikle PPF için. Bayi'den çıkartıyorlar. Direkt bizim burayı tercih ediyorlar. Yani İyi çok güzel. Çok güzel. Ustam çok teşekkür ederim. Ben yavaştan gideyim. Abi görüşürüz. Görüşürüz sağ olasın. Araba mükemmel olmuş. Mükemmel. Boyadan çıktığı günkü gibi ışıl ışıl pırıl pırıl. Harika olmuş. Öyle güzel olmuş ki var ya. İnşallah tekrardan sanayiye girmez. Kaç oradan. İnşallah tekrardan sanayiye
sokmayız bunu. Çünkü şu yapılan işçinin şu emeğin boşa gitmesini istemiyorum. Harika olmuş. Kaldır eve koy. Ama mükemmel olmuş ya. Kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama pırıl pırıl ya. Işıl ışıl. Çok iyi. Çok mutlu oldum valla. Saat koyuyor herhalde. Çifte yok ki. Çifte yok ki. Bilgisayar soruyorum. Ağla be abi. Soldaki şu açar mısın? Kapat. Hazır. Hazır, geçmiş olsun. Soldaki ne işliyor, sağdaki ne işliyor? Soldaki yazmadım, yazayım mı? Yazdığını böyle kapat. Saat 3. Konya'dayız. Bizim Nissan için Volant'ta ufak tefek değişiklikler yapıyoruz. Coşan Swap Center. Adem abinin dükkanındayız. Volant'ta bir şeyler yapılıyor. Benim anladığım işler değil. Bu araba her şeyiyle 9 günde yapıldı. Yesin mi bunlar şu? Aşağıya getireceğim. Ya. Saat 6. Arabanın motor yağıyla defanser yağını değiştiriyoruz. Daha hala çıkıyor.
bitiriyoruz. Yeni bölüm Antalya'da başlayacağız. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.